de eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın çarparak ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlas Çekin'in ailesinin kurduğu cümleleri size dinletmek istiyorum. Kınık'ın serbest bırakılmasına aile oldukça tepkili. Ha, bu arada hemen çıkışta haberin, o da aklımızda kalmasın. Buna birkaç cümle söyleyelim. Adalet Bakanı'nı görüyorsunuz. Adalet Bakanı'nı görünce, ya kardeşim Adalet Bakanı, yani adı üstünde, artık hani böyle bir şey de biliyorsan, bildiğini de bu kadar yüzümüze de söylemediği, insan kendi kendine sinirleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç diyor ki, dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. E siz o koltukta o yüzden oturuyorsunuz yani. Çok detaylı bilmeniz lazım, bizden çok bilmeniz lazım, bizi bilgilendirmeniz lazım ya. Ondan sonra hayatını kaybeden çocuğun ailesi, adalet peşinde koşarken, vefat eden evlatların hakkını ararken süreçle ilgili, sürecin akıl bali yürütüldüğüyle ilgili nasıl bir kanaat oluşacak kamuoyunda? Soru işareti. Bu işin peşini bırakmayacağız diyor tabii aile. Adalet istediklerini söylüyorlar ve arkadaşları da hem tepkili hem çok üzgün. Biz zaten hemen telefon alır almaz hastaneye gittik. Hastanede çarpan insanları, kaza yapan insanları, herkesi bekledik ama hiç kimseden bir dönüş olmadı. Tabii ki bu bir kaza ama en azından bir iyi niyet göstergesi gösterebilirlerdi. Yani biz bunun sistemini ettikten sonra cenazenin 3. gününde gelip bize başsağlığı dilemeye geldiler. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye, ama bize iyi niyetlerini göstermek istiyorlardıysa en başında gelmeleri gerekiyordu. Yani... Ve şu çok acı, 16 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet veriyorsunuz ve aynı gün serbest bırakılıyorsunuz. İşte babası sanırım eski Kızılay Başkanı'ymış. Ya adalet herkesin için olmalı. 16 yaşındaki bir tane çocuk hayatını kaybediyor. Hanımefendi her gün imza vererek serbest kalıyor. Bu ülkede insanların hayatı bu kadar kolay olmamalı. Çifte standart işlenmemeli. Diyeceklerim bu kadar. Acımız çok büyük. Küçücük oğlumuz vefat etti. Çok zor şartlarda büyüttük. Hiçbir anne baba bunu yaşamasın. Herkes dikkat etsin. Diyebileceğim tek şey bu. Acımız çok büyük. Biz hukuki olarak şikayette bulunacağız. Salı günü gidip şikayette bulacağız adliyede. Avukatlarımız takip edecek ama biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Yani bir insanın canı bu kadar kolay olmamalı, alınmamalı. Bunun bir cezası olmalı, bedeli olmalı. Üzgünüz, çok üzgünüz. Böyle bir ölüm hak etmedi benim kardeşim. Hani adalet yerini bulmasını istiyoruz. Yani kadın nasıl serbest bırakabiliyor? Nasıl adli kontrol şartıyla serbest bırakabiliyor? Yani benim kardeşim böyle bir ölümü asla hak etmedi abi.